Süleyman Özışık, Muharrem İnce ne yapabilir? CHP yönetimine kazan kaldıran Muharrem İnce beklenen konuşmasını yaptı. Doğrusunu isterseniz ben bile CHP içinde dönen ayak oyunlarını bu kadar detaylı anlatacağını beklemiyordum. Kılıçdaroğlu ve ekibinin kendisine seçim kaybettirmek için nasıl entrikalara başvurduğunu tek tek anlattı mesela. Ben miting meydanlarındayken benimle çalışma yapan milletvekillerini liste dışı bıraktılar. Teşkilatlara para göndermediler. Seçim kampanyamın yayınlanmaması için televizyonlara baskı yaptılar. Seçim afişlerimi astırmadılar. Konuşmasının bir yerinde CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından nasıl aptal yerine konduğunu da anlattı. Dedi ki, seçim gecesi çıkıp konuşmamı istediler. Konuşayım da elimizde seçim sonuçlarının gidişatını anlatan bir veri var mı diye sordum. Olmadığını söylediler. Ama buna rağmen ellerinde veri olmadığı halde ekran karşısına geçip seçim ikinci tura kaldı diye yalan söylediler. Her seçimde oylar çalındı, hakkımız yendi açıklaması yapan CHP yönetimine inanan kitle umarım bu sözleri duyduğunda utanmıştır. Nasıl keklendiğini anlamıştır. Muharrem İnce konuşmasında CHP içindeki dikta rejimine de sık sık dikkat çekti. Grup başkan vekillerinin seçimle göreve gelmediğini, bu isimleri artık Kılıçdaroğlu'nun seçtiğini söyledi. Bizde demokrasi var diyenler sanırım bu sözleri duyunca bir kez daha utanmıştır. İnce CHP'de gidişata itiraz edenlerin 5 dakika konuşturulmadığını söyledi ki bunun örneklerini son kurultayda da gördük. Hatırlatmakta yarar var. Kurultayda kürsüye çıkan CHP'li Nuriye Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'na kaset kumpasıyla ilgili bazı sorular sordu. Dedi ki, partimiz uluslararası bir operasyona maruz bırakıldı. Bu operasyona konu kaseti Erdoğan'a izletirken aldıkları görüntüyü size kimlerin nerede servis ettiğini açıklamadınız. 2 Mayıs 2019'da İstanbul seçimine günler kala siyasi trafiğin en yoğun günlerinde Kalamış Yat Limanı'nda beraberinizdekilerin tüm telefonlarını kapatarak katıldığınız yat gezisinde kimlerle gizlice buluştunuz? Tarihe geçecek bu sorulara cevap gelmediği gibi kadıncağızı kesin sesini kesin diyerek canhıraş şekilde kürsüden indirdiler. Lafın tamamı aptala söylenir. Kadıncağızın sesini kesip kürsüden indirdiler ama biz öğreneceğimizi öğrendik tabii. Neyse, biz Muharrem İnce'ye geri dönelim. Muharrem İnce ne yapacak ya da ne yapmaya çalışıyor diye sorarsanız size verecek net bir cevabım yok. Çünkü Sayın İnce'ye zikzaklarından dolayı güvenmiyorum. Hatırlarsanız daha önce de saraya giden CHP'li itirasında esip gürlemiş, sonra oturduğu yerde oturmuş, sesini kesmişti. Şimdi böyle esip gürlüyor ama yarın yine susarsa şaşırmam. Ha, bu kez susmazsa ne olur? Görebildiğim kadarıyla Muharrem İnce'nin amacı Cumhurbaşkanı olmak falan değil. Asıl amacı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmak. Ya ben ya o diyor özetle. CHP içinde mücadele vererek kazanamayacağını anlayınca mücadeleyi dışarıdan yürütmek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir yol izler mi? Hiç sanmıyorum. Millet İttifakı'nın içinde kalacağını şimdiden ilan ediyor. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi HDP'ye o da sıcak bakıyor. O da Selahattin Demirtaş'ı kankisi gibi görüyor. Yani ha Kel Hasan, ha Hasan Kel. Bir düşünce farklılıkları yok. Zaten konuşmasına bakarsanız CHP içine çöreklenmiş isimleri tasfiye etmek için yola çıktığını rahatlıkla anlarsınız. Peki bir seçimde başarılı olur mu? Kılıçdaroğlu'nun karşısında başarılı olur. CHP'yi %13 ile 15 bandına kadar da indirir. Sonra çıkıp, bak ben bir hareket başlattım, 2 yılda senin kadar oy aldım, bırak git der mi? Der. Araştırma şirketleri Muharrem İnce'nin baraj sorunu yaşamayacağını söylüyor. Anket sonuçlarına göre CHP seçmeninin %30'luk kesimi Muharrem İnce'ye kesinlikle oy veririm diyor. %28'lik bölümü ise çalışmalarına bakıp oy verebilirim diyor. Yani CHP ortadan ikiye bölünüyor. İyi Partililerin %7'si, HDP'lilerin %9'u Muharrem İnce'ye kesinlikle oy vereceğini söylüyor. Eğer bu tablo doğruysa CHP %16 oy alıyor. İyi Parti ve HDP ise doğrudan baraj altında kalıyor. Muharrem İnce şu an gelen tepkilere kısmen boyun eğmiş durumda. Parti kurmayacağım, bir hareket başlatacağım, Millet İttifakı'nın da içinde yer alacağım diyor. Ben de şunu söylüyorum, parti kurarsa başarılı olur. Parti kurmazsa
Mustafa Sarıgül gibi silinip gider.